Trivela Spor YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Haftanın ilk karşılaşmasında biliyorsun Bolu Spor'la Adana Demirspor karşılaştı. Çok az gol pozisyonunun oldu. Böyle hani çok yavan bir maç oldu. Neler söyleyeceksin bu karşılaşmayla alakalı? İki, sen ev sahibi yenilmez diyordun. Aynen. Ben Adana Demirspor yenilmez diyordum. Ya zaten berabere bitti. İkimizin de dediği oldu ama gerçekten çok zevksiz bir maçtı. Adana Demirspor'un ben şu an lige hazır olmadığını söylemiştim. Çünkü kadrosunda çok büyük eksiklikler var. Özellikle zaten Volkan Şen bu maçta oyuna girdiydi ama 20 dakika hani oynadı. Hazır değil bence. Anthony Stokes da kadroda hiç yoktu. Yok, o da şu an hazır değil bence büyük ihtimalle. Onun dışında da Adana Demirspor'un kesinlikle orta sahasına ve kanatlarına takviye yapması şart. Yoksa bu kadroyla ileri gitmesi çok zor. Bolu Spor'da da sadece Pupo'nun dışında bir oyuncu yok Bilal bence. Bilal Kısa var. Bir de Bilal Kısa var ki Bilal Kısa çok yaşlandı ama en azından TFF 1. Ligi götürebilecek kapasitede bir oyuncu. Onun dışında ben maçı Bolu Spor tarafında görmüştüm. Kaybetmeyecek demiştim. Büyük ihtimalle de maç beraber biter demiştim. Çünkü Bolu'nun da kazanması çok zordu. Kadro kalitesinden ben dolayı. Ben 1-1'lik bir beraberlik ben bekliyordum. Hani çok 0-0 bitti. Kısır geçer demiştim maç. Çok böyle fazla bir gol olacağına inanmadım. Beklediğim gibi oldu 0-0. Hani beni şaşırtan bir sonuç olmadı maç. Gerçekten, yani bu maç üzerinde fazla konuşmaya hiç gerek yok bence. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok tatsız, zevksiz bir maç kesinlikle oldu. Gerçekten özellikle Adana Demirspor'da Traore ile Kosecki sakatlandı. Bu kötü oldu onlar için. Evet, durumları geçmiş olsun diliyoruz buradan da tekrardan. Aynen. Adana Demirspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi yollayalım. Hani nasıl desem, Ümit Özat özellikle oyunu tamamen beraberliğe bağlamaya çalıştı kenarda. Yaptığı değişikliklerden de anlaşılıyordu bu. Yani çok gerçekten zevksiz bir maç oldu. Keçiören Gece Osmanlı Spor maçına geçelim. Bu maçtan da pek oyun anlamında olumlu bir şey beklemiyorduk zaten fazla. Aynen, bir şekilde. Zaten çok... Osmanlı Spor zaten maddi açıdan çok büyük bir sıkıntı da biliyorsun. Tüm önemli oyuncuları gitti zaten. Hani kulübede hiç oyuncu kalmadı. Aynen. Keçiören Gece mütevazi bir bütçeye sahip ama Dialiba ve Kone gibi bu ligi bilen iki tane önemli yabancı oyuncuyu aldılar. Dialiba oyuna girer girmez gol attı bu maçta. Bu maçta böyle hani gerçekten orta alan mücadelesinde olan zevksiz bir mücadeleydi aslında baktığında. Keçiören Gücü, Osmanlı Spor, hani bu iki takım birbirlerinin bence direkt rakipleri ligde kalma yolunda ya da alt sıralar anlamında. Keçiören Gücü direkt rakibini kendi evinde yenerek hata yapmadı. Bu çok önemliydi. Sen neler söylersin bu maç için? Ya Keçiören Gücü geçen hafta Eskişehir'le 1-1 kalmıştı. Son dakika 7 dakika 80'de. Aynen, sonlara doğru. Eğer o maçta kazansaydı 2-2 ile lige başlayacaktı ki bence onlar için çok iyi bir başlangıç olacaktı. Çok büyük bir sürpriz olurdu. Şu an için de bence gayet iyi başladılar. Osmanlı maçında da zaten biz hani Keçiören tarafındaydık. En azından kaybetmeyeceğine inanıyorduk. Çünkü Keçiören Gücü bence en azından iç saat olmasından dolayı avantajlı taraftı. Aynen. Osmanlı Spor'u bu sezon sıkıntılı bir sezon bekliyor bence. Kesinlikle. Keçiören Gücü lige iyi başladı. Eğer bir iki takviye yapabilirlerse bence en azından İlk ona sıkıntı yaşamazlar. Aynen, ben öyle düşünüyorum. Ya ben ligde kalacaklarını düşünüyorum zaten. Ben de düşünüyorum. Ligde kesinlikle kalırlar. Ama en azından hani alt taraflara yakın olmazlar. Biraz daha rahat bir şekilde ligi götürürler. Onun dışında da ben Keçiören Gücü'nün Osmanlı'ya göre daha iyi bir performans gösterdiğini gördüm maçta. Ama iki takım da çok fazla iyi değildi. Öyle söyleyeyim. Hatta zaten hücum hattında Keçiören Gücü'nün bence çok büyük eksikliği var. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum ki zaten hani Osmanlı Spor'un takımında adam kalmadı. Aynen. Öyle düşünüyorum. Yani nasıl diyelim, şöyle. Geçen sezonki kadroya bakıyorsun, Burhan Eşer vardı. Ayrıca Magaya G'ye vardı Magaya mesela. Magaya G'ye vardı. Şu an hiç yani oyuncu genç, yok. Oyuncu bile yok yani takımda. Ben öyle yani düşünüyorum. Şöyle, hatta Umar Aminu'nun biliyorsun takımda şu an ama gidecek büyük ihtimalle. Aynen. Ben zaten gidecek, kadro planlamasında. Ben şunu yok anlamadım. Hani Umar Aminu biliyorsun Rize'den önce de Osmanlı'daydı. Acaba gitme sebebi ne? Yani şu an yok, bir şöyle bir durum var bence. Osmanlı Spor artık belediyeden o desteği alamıyor biliyorsun, Ankara Belediyesi'nden de Büyükşehir Belediye'den. Ondan dolayı da biliyorsun bizim ülkemizde böyle durumlar çok olabiliyor. Aynen. Başakşehir'de artık Osmanlı Spor'un durumu çok büyük sıkıntılı. Osmanlı Spor bu sene ancak ligde kalmaya oynayabilir yani. Bu gözüken durum o. Ya zaten şöyle bir şey var. Ben her zaman karşı çıkmışımdır. Yani bir belediyenin veya bir şehrin belediyesinin bir takıma sponsor olması veya işte destek olması bence ama çok saçma. Ama bu bizim bir şey ülkemizde maalesef var. İşte sporla siyaset gerekiyor maalesef gerekiyor, çok iç içe. Bir diğer karşılaşmaya geçelim cumartesi günü oynanan. Altınoldu Fatih Karagümrük. Süleyman Urma geçtiğimiz hafta 3 tane önemli transfer yaptı. Sırp bir kaleci geldi biliyorsun. Stopere Dobrunović geldi. Evet. Sloven stoper. Hı-hı. Ayrıca da benim çok beğendiğim bir sağ bek, 35 yaşında Merdem Özgenç. Çok değerli bir oyuncu. Zaten mükemmel bir kadro kurdu Karagümrük bu lig için. Zaten seninle sürekli sezon başından beri övüyoruz. Kesinlikle. Erkan Zengin dışında hiçbir oyuncunun bence ilk 11'deki yeri garanti değil. Ben Emegare'yi oraya dahil etmiştim biliyorsun. Olabilir, aynen. Alpaslan mükemmel bir gol attı. Ceza alanı dışında 30-35 metreden.
İkinci golde de Ramazan Civele'nin önünü Altınordu bomboş bıraktı. Göreceksin, Aynen. komedi bir goldü zaten. Maçı izledik beraber hani. Görmeyen izleyicilerimiz varsa eğer. Cidden aldı at dedi. Aynen. Altınordu savunması komple hepsi sağ tarafa açılmışken Ramazan Altınordu'nun sol tarafından çok rahat bir gol buldu bu kendi sağ tarafından. Bu hafta izlemiş olduğumuz Bournemouth Manchester City maçındaki hani defansın ikramı gibi oldu Otamendi'nin. Aynen. Ama o değerlendiremedi. Ramazan Civelek değerlendirdi. Aynen o öyle oldu. Yani geniş kadro avantajını gene kullanmayı bildi Karagümrük. 2-0'dan Kesinlikle. 2-1'e gelse de biraz hani böyle o ara zorlandılar ama yine de kazanmayı bildiler. Gol geç geldi zaten Altınordu'nun. Aynen, o yüzden çok biraz geç daha geldi. Karagümrük'ün yani daha doğrusu Altınordu'nun hamle yapma şansı azaldı. Zaten Karagümrük'te tecrübeli oyuncuları ile 2-1'in üstüne yatmayı, korumayı bildiler o skoru ve çok değerli bir galibiyet aldılar. 2 maçta 6 puan oldu Karagümrük. Aynen, zaten Karagümrük'ü biz bekliyoruz bu performansını. Kesinlikle. Bence sezon boyunca da bu şekilde devam edecektir. Eğer Karagümrük hani Allah korusun bir sakatlık yaşamazsa bence şu an biz Giresun'u ve Erzurum'u ön planda görmüştük 2-2 için ama evet. Ben Giresun'u zaten birinci maçtan sonra tamamen sildim. Aynen. Yani rotasyonu çok dar. Ayrıca ilk 11'deki oyuncular da bence çok yani şu an takım içinde de bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Zaten ayrıca Giresun'da. Şöyle bir şey var. Hani ilk 11 oyuncusu olacak oyuncular da yedek kalmaya başladı ki ve ayrıca Raul Fisk oyundan çıktığı zaman alternatif oyuncusu Özgürcan Yok. Özcan. Yani Aynen. takıma göre bir oyuncu değil. Sıkıntılı bir kadro var. O yüzden Karagümrük kesinlikle bence bu sezonu yani ya şampiyon olacak ya ikinci bitecek. Karagümrük vefaya geçene kadar, kendi stadına geçene kadar puan kaybetmezse özellikle bence Karagümrük'ü tutamazlar. Çok ben zor düşünüyorum. Süleyman Urma'da çok önemli takviyeler yapıyor kesinlikle zaten. Kesinlikle şöyle bir şey de olabilir. Devre arasında bile takviye yapabilir. Aynen. Karagümrük. Kesin olacaktır. Şu an zaten her oyuncunun alternatif var. Kadro çok geniş. Ama herhangi bir sakatlık falan bence olursa bence bir forvete transfer takviyesi bekliyorum ben. Sosa'ya güvenmiyorsun sen kesinlikle zannedersem orada. Kesinlikle. Emegara tamam Emegara ama çok iyi ama bir tane daha en azından belki bu ligi mesela şöyle bir şey olabilirdi. Mudat Çelik bence Karagümrük'e bile gelebilirdi. Ya İstanbul takımı ama olduğu için de aynen. Aynen hem ondan ama belki de Mudat hani kabul etmeyebilirdi. Süper Lig'de oynamak aynen, istiyorum diye ama olabilir. O işler biraz daha tabii oynanabilecek iş. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Bence haftanın en büyük şoku, sürprizi hani Balıkesir Spor 17-18 yaşında genç oyuncularla oynayan Balıkesir Spor'un bu kadar yüksek bütçeli bir takımı Erzurum Spor'u bu lig için çok ciddi bir Kesinlikle. Para harcandı yine Erzurum Spor'da. Geçen seneden birçok oyuncu takımdan tutuldu. Takımda tutuldu. Ama gerçekten büyük bir şok. Neler söyleyeceksin? Yani genç oyuncularıyla oynayan Balıkesir Spor yani inanılmaz bir skor bence 2-1 yenmesi yani Erzurum'u. Eğer önümüzdeki hafta Erzurum Spor kendi evinde oynayacağı bir maç var biliyorsun. O maçta iyi bir sonuç olmazsa Bolu Spor maçı ben çok büyük radikal kararlar alacağını düşünüyorum Kesinlikle. Takımın. Özellikle oyuncular için. Teknik direktör değişikliği de olabilir. O da olur. Direkt. Zaten kesinlikle olacaktır. Gibi. Çünkü dün baktığımız zaman hatta dün değil. Cumartesi günü. Yani Raşat Muhammed ilk 11'de başladı. İkinci yarının başında çıktı. Hemen çıkarttı. İlk maçta da aynısı olmuştu. Sunu 11'de başlamıştı. Sunu çıktı. Muhammed girmişti ikinci yarıda. Aynı değişiklikler. Ya sadece oyuncular aynen. İlk 11'i değişiyor. İlk 18'i değişiyor. Şöyle bir saçmalık söyleyeceğim sana bu maçta. 2-1 gerideyken Oltan oyuna alınmadı. Orta sahadan bir oyuncu çıkartılıp. Mesela orta saha alındı. Orta saha çıkardı. Orta saha aldı teknik direktör. Gol lazımken ya bana çok saçma geldi ters. Bilmiyorum. Ya cidden gülünecek işler yaptı Erzurum ya Spor. Ya şöyle bir şey sektörü. Var. Ben öncelikle Balıkesir Spor'u kesinlikle kutluyorum. Özellikle Aynen. bu genç oyuncuları kutluyorum. Tek yabancı ile oynadı. Aynen. Pardon kaleciyle beraber Foxy iki. Foxy vardı zaten. Normal. Bir de kaleci Vukovic var Aynen. biliyorsun. Ya özellikle ben Balıkesir Spor'u gençlerini tebrik ediyorum buradan tekrardan. Canla başla mücadele edip maçı 2-1 kazandılar. Maddi imkansızlıklar içinde. Aynen. 2-1 kazandılar. En azından bu maç onlar için bir moral olur. Belki yani Eskişehir'in geçen sezon yapmış olduğu ligde kalma durumu vardı biliyorsun genç oyuncuların. Aynen. Belki onlar bile bu sezon hani bunu başarabilirler. Yani şöyle başarabilirler. Böyle galibiyetler geldiği sürece en azından bir iki galibiyet daha gelirse inanılmaz motivasyon, bir hava olur. Moral motivasyon Kesinlikle. Katacak takıma. Ben öyle düşünüyorum. Ben de. Erzurumspor'da büyük bir karışıklık var. Zaten geçen sezonki ben takımı beğenmiyordum. Hani oradaki oyuncular tabii kaldı ve PTT 1. ligine göre biraz da üst seviyede oyuncular. Yani oranın kalitesine göre ama forvet hattında büyük sıkıntı var. Özellikle orta sahada sıkıntı var. Poteye top Çünkü gelmiyor. Poteye top gelmiyor. Hiç hani gelmedi 2 maçtır. Bir 10 numara bir oyuncu yok. Top getirecek Aynen. bir oyuncu yok takımda. Taylan 8 numara bence ama 10 numara oynatılıyor şu an kadroda. Ya Taylan Antalya zaten hücum oyuncusu değil. Daha çok top al top ver. Aynen. Ya hani kafasının da pek takımda olduğu değil gibi. Şu an Erzurumspor'un tek bir taktiği var. Ver Emrah Başsan'ı ortalasın ceza sahasına. Aynen, başka bir taktiği yok. Kesinlikle. Ondan dolayı da eğer bu hafta içerideki Bolu maçında bir puan bile alsa Erzurum ben hocanın göndereceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ki Muzaffer Hoca çok Aynen. büyük hatalar papaz yapıyor. Bir teknik direktör gelecektir. Ligimizde yıllardır çalışan. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Bütçesi olan bir takım zaten. Aynen. Yani büyük ihtimalle daha böyle üst seviye bir hoca gelecektir takıma. Kesinlikle.
Ümraniyespor Giresunspor maçına geçelim. Pazar gününün ilk maçıydı. Emircan yine mükemmel oynadı. 2 gol attı ilk hafta Altay maçında olduğu gibi. Kesinlikle. Giresunspor biliyorsun önemli bir para harcadı bu seneye gir başlarken ama hem Menemenspor'a hem Ümraniye'ye yenilmesi çok kötü başladılar lige. Ümraniye ise hem İzmir'de Altay'ı yenip hem de bu karşılaşmada mükemmel bir skor 3-1, aldı 4-1 ile. Çok net skorlar. Emircan'ın 2 golü var. Hı-hı. Bahadır çok iyi oynadı oyundan çıkana kadar Ümraniyespor'da. Kesinlikle. Bu sene zaten Ümraniyespor'un kadrosu daha iyi biliyorsun. Çok geniş Gomis kadrosu var. oyuna girdi, çok iyi oynadı. Uzaktan şutunda dönen topu Emircan tamamladı onun. Asist yapmış oldu bir nevi Gomis. Ümraniyespor için sezon sence hani nasıl geçecek? Sen şu an 2 maçta 6 puan yapan Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkabileceğine inanıyor musun? Giresunspor da buradan toparlayabilir mi? Ya Giresunspor'u ben ilk programımıza daha sezon başlamadan önce ilk iki sıraya yazmıştım. Ben Bizimle Erzurumspor beraber. konusunda çok büyük bir hayal kırıklığı Aynen. yaşıyorum Yani 2 haftadır Giresun'un şu ama an. ilk maçından sonraki ben rotasyonuna ve oyununa baktığım zaman kesinlikle Giresun'u bu listenin ilk ikisinden direkt sildim. Çünkü hani Rusescu çıkıyor, Özgürcan giriyor oyuna. Sağ bekte Ahmet İlhan Özek oynuyor mesela. Sağ Aynen. bek değil, sağ açık Adam yani Ahmet İlhan. Sol açık ya forvet da. oyuncusu Aynen. veya işte forvet arkası oynayabilen bir oyuncu sağ bek oynuyor. Onun dışında da Giresunspor'da rotasyon oyuncusu hiç yok. Bir Tanase var. Tanase zaten 11 Dün oyuncusu olması kadroda bile lazım. yoktu. Aynen kadroda bile yoktu. 18'de Onun yoktu. dışında Ümraniye'yi zaten yıllardır takip ediyoruz. Gayet iyi takım ama hep böyle playoff zamanına geldiğimiz zaman tıkanan bir takım görüyoruz. Bu TFF 1. Lig'de 4. yılı Ümraniyespor'un. 2 sezonda son haftalarda playoff'u kaçırdı. Birinde de playoff'a kaldı. Elendi. Yarı finalde Erzurum'a elenmişti Evet. biliyorsun. Süper Lig'e çıktı Orada da Erzurumspor'un. rotasyonun dar olmasından dolayı o Ama bu sıkıntıyı sene yaşadılar. kadro çok geniş. Bu sene de kadro geniş. Ayrıca forvet hattı çok zengin bu Aynen. sezon. Ve Emircan dediğin gibi 2 haftadır resmen harikalar yaratıyor. Hem gol olsun hem asist olsun. Çok zor anlar Zaten yaşattı Süper rakiplere. Lig kulüpleri de peşindeydi ama Ümraniyespor biliyorsun maddi açıdan rahat bir kulüp. Oyuncusuna çok yüksek bir fiyat çekti şu an. En az 1,5-2 milyon euro. Ondan dolayı da Süper Lig kulüpleri de alamıyor Emircan'ı. 3 yıllık yeni sözleşme de yaptılar Emircan'la. Hani Ümraniyespor zaten maddi açıdan rahat bir kulüp olduğu için oyuncuların ödemeleri direkt gününde yapılıyor. Kafa olarak da çok rahat oyuncular şu an. Sadece sahaya odaklanan bir futbolcu topluluğu var Kesinlikle ya Ümraniyespor'da. ben Ümraniyespor'u şu an Giresun'un bile önünde görüyorum ve ayrıca Erzurum bile şu an geçmiş durumdalar. Ben dün benim en çok dikkatimi çeken Ümraniye şehir stadında ilk defa tribünleri o kadar dolu görmüşümdür. TFF'ye çıktığından beri Ümraniyespor 4 sezondur TFF böyle 1'e. olmadı. Hani eğer halk destek verirse takıma böyle Ümraniye halkı Ümraniyespor Süper Lig'e gelebilir. Çünkü hafta içinde de geçen hafta halkla takımın bir bütünleşmesi oldu Ümraniye'de böyle. Ümraniyespor Kulübü biraz taraftarla yakınlaşmaya artık yöneldi. Çok mantıklı bir hareket çünkü tribün desteği hiç yoktu takımın. Eğer tribünler dolu olursa Ümraniyespor'un önü çok açık olur bu sene. Kadro çünkü gerçekten geçtiğimiz senelerden çok geniş. Bence de öyle olur ama şöyle düşünüyorum ben. Biliyorsun dün pazardı. Yani maçın oynandığı gün pazardı ve hava sıcak İstanbul'da, Evet. Ümraniye'de. Taraftarlar da biraz daha hani böyle değişik bir aktivite olsun gibisinden değerlendirmiş olabilirler. Çünkü 4 sezondur hiç maçta Çok seyirci göremiyoruz. stadın kapasitesi düşük olmasına rağmen hep Aynen boş tribünlere göremiyoruz. oynadı Hani o Ümraniyespor. yüzden bu sezonda bu devam edebilir. Yani dünkü ben gelen seyirciye aldanmıyorum. Dediğim gibi hani havalar biraz daha soğuduğu zaman taraftarlar rağbet Ben göstermeyebilirler şöyle maça. söylemek istiyorum. Ümraniyespor halkı, bence Ümraniye halkı bu takıma sahip çıkmalı Kesinlikle gerçekten. çıkmalı zaten. Çünkü her şey var bu takımda şu an, kadro olarak özellikle. Tribünden sonuna kadar destek vermeliler. Ben öyle Ben de öyle düşünüyorum. düşünüyorum ama inşallah benim dediğimin aksi olur. İnşallah dolu tribünlere oynar bu takım. Onu İnşallah. hak ediyor bence. Cidden yetenekli Kesinlikle. oyuncular var Aynen. takımda. Menemenspor Hatayspor maçına geçelim pazar gününden. Menemenspor biliyorsun 10 kişi kaldıktan sonra Hatayspor çok rahat bir galibiyet aldı. Resmen dağıldı ev sahibi ekip. Zaten maç Manisa'da oynanmadı. İzmir Atatürk Stadı'ndaydı. Menemen'in stadı bakımda şu an. Aynen. Hatayspor Selim Ilgaz'ın 2 golü var. Mirkan 90'da bir gol buldu. Bir gol de Gökhan Karadeniz'in ayağından geldi. Çok rahat bir maç oldu Altayspor 10 için. kişi kalınca Menemen, Aynen. çünkü maçın başında Menemenspor önünde Hatay'a çok iyi bir baskı uyguluyordu ama çok saçma sapan iki kart gördü Murat Menemen'de ve oyundan atıldı. Hatayspor'da zaten bu ligde ayağı aynı iyi top yapan takımlardan biri. Takım oyunu çok oynuyorlar öyle. Aynen öyle. Kadroda böyle süperstar bir yıldız oyuncu yok. En büyük yıldız bence Eldar Barbosa kadroya baktığında ama O o da da şu an yedek yedek. hazır değil. İdra Kuali de bu maçta son 6 dakikada oyuna girdi. O da tam hazır değil. Yeni oyuncusu. Sadece Amine Rayat ilk 11'de oynuyor yeni gelenlerden.
Furkan sakatlık geçirdi biliyorsun dün. Onda da zaten oyundan çıktı. Biz konuşuyorduk, nazar mı değdi bilmiyorum ama çok aynen geçmiş öyle olsun diliyoruz. Kesinlikle çok geçmiş olsun Hatay Spor camiasına. Çünkü müthiş oynamıştı ilk hafta. Golün asistini de o yapmıştı Caner Hüseyin Bağ'a. Aynen, hem birinci hafta çok iyi oynadı. Zaten hani maçlar başlamış, sezon başlamadan önce de biz hani daha doğrusu sen bahsetmiştin Furkan'dan. Aynen. Murat Palüni'nin yerine gelmişti. Aynen. Murat da çok iyi bir bek ama Furkan da iyi başlamıştı. Kesinlikle ama bu sakatlık onu etkiledi. Ya Hatay Spor çok gerçekten oldu. Çok iyi bir takım. Benim zaten bu ligde en beğendiğim, en sevdiğim takımların başında geliyor ama kadro dar. Kesinlikle. Kesinlikle bir forvet takviyesi şart. Savunmaya da bir alternatif oyuncu şart. Orta sahanın göbeğine de şart. Alternatif oyuncu. Yani bir 4 tane transfer şart. Kesinlikle şart. Hatay Spor yönetiminin biraz elini cebine atıp fedakarlık yapması lazım. Çünkü çok iyi bir takım var ve takımın başına da gerçekten bence bu ligin en iyi hocalarından biri İlhan Palut var. Malatya Spor'dan teklif geldi. Gitmedi biliyorsun. Takımın Sergen başında kaldı. Zaten kaldı takım. Aynen. Biraz yönetimi fedakarlık yapması lazım. Çünkü çok iyi bir takım var. Şu takımın üstüne biraz takviye yapılsa... Ya forvet gelse zaten bence her şey yerine oturacak gibi duruyor. Kesinlikle Mirkan Aydın'dan başka forvet yok. Dün mesela Furkan sakatlanıp çıktı. Hamza Gür normalde hücum oyuncusu. Sağ bek oynadı. Aynen. Düşün hani rotasyonda bir oyuncu yok. Ondan önceki biliyorsun sağ bek oyuncusu işte sol beki geçiyor gibisinden. Altay'da olmuştu Altay'da olay. Olmuştu. Aynen. Hep takımlarımızda böyle sıkıntılar var. Yama yapıyor top Yama takımlarımız. Yapıyor. Aynen. Sıkıntı. Hatay Spor kesinlikle bir 2-3 takviye yaparsa rotasyona ben Süper Lig'e geleceğini ya düşünüyorum. Ya ben şu an için en az bir transfer, en fazla bir transfer geleceğini düşünüyorum. Forvet şart ama. Çünkü şöyle çok az kaldı. 6 gün kaldı. 3 transfer bence çok zor. Aynen. Yani bir transfer belki taş çatırsa 1 ya da 2 olur. Süper Lig'de kadroya giremeyen oyunculardan kiralama yöntemi kesinlikle yapabilirler. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Olabilir. Adana Spor Eskişehir maçına geçelim. Adana Spor biz Eze'ye 12 gol atar diyorduk 10-15 arası. Aynen. Eze 2 golü attı ilk maçında. Eskişehir Spor için durum çok vahim gözüküyor. Maalesef. Eksi 5 puanda kaldılar. Adana Spor için ben sezon başı ilk programımızda umutsuzdum ama hem Akhisar'a 1-0 kaybettiği maçta izlediğim Adana Spor beni ümitlendirmişti. Ve Eze transferi. Aynen. Ardından da Eze transferi olduk. Arabidze de geldi Gürcü oyuncu. O da gayet yetenekli bir oyuncu. Hatta Adana Spor taraftarları bu iki transfere çok şaşırdı. Çünkü hep kendi aralarında dedikleri şöyle bir şey var. Bizim başkan nerede? Sözleşmesi biten futbolcu var. Onlar Almanya 3. liginden, 2. ligden gurbetçiler falan. Gurbetçiler falan. Aynen getiriyor diye. Bu iki transfer onlar da çok şaşırdı. İnanamadılar hatta açıklandığında. Çok iyi katkı yaptı özellikle Eze dün. İlk maçında 89'da penaltıdan attığı golle 3-2'lik galibiyeti getirdi. 2 gol buldu. Eskişehir için durum gerçekten kötü çok gözüküyor. Sıkıntı. Adana Spor'un ligde kalacağını düşünüyorum artık. Kesinlikle ilk iki maçta izlediğim Adana Spor ligde çok rahat kalacaktır. Ama Eskişehir Spor dün Bursa'da kazandı zaten. Bir de eksi 5 puandalar. En büyük düşme adayı açık ara. Ya Adana Spor'a baktığım zaman kesinlikle en azından 3 transfer hatta 4 transfer şart demiştik. Çünkü yoksa bu kadrosu bence yetersiz. Hatta düşmanın büyük adaylarından birisi söylemiştik. Arabidze ile Eze geldi. Arabidze ile Eze geldi. Nokta transfer oldu. Aynen. Özellikle Eze. 2 tane gol attı. Ben dedim zaten en az bir 10 golü kadar rahat bulacaktır gelen oyuncu. Ayrıca Eze geldi zaten benim üzerine. Eze'nin de zaten en az 10-13 gol arasında biz bir gol aynen atacağını söyledik ki ilk haftada zaten 2 gol attı. Zaten takımın şöyle bakıyorum. 34 tane maç var. 34 maçta hani Adana Spor ortalama 40 gol atsa bu 40 golün 18'ini 20'sini Eze atacaktır. Ya ben 10-15 arası banko görüyorum. Kesinlikle ben de. Aynen zaten satın alma opsiyonuyla kiralandı biliyorsun. Kendini gösterirse eğer direkt bonservisini alabilecek Adana eğer Spor. Eğer bizde de kendisini gösterebilirse daha çok genç bir oyuncu Adana Spor bence hani bu sezon sıkıntı bile yaşamayabilir çünkü ileride ondan bonservis de kazanabilirler. Kesinlikle. Hani Balıkesir Spor şu an büyük sıkıntıda. Hani kazandı Erzurum maçını ama evet, kadro olarak konuşuyorum. Onun dışında Eskişehir zaten sıkıntıda. Eksi 5 puanında. Yani diğer takımlar biraz daha güçsüz durumda. Ama Adana Spor şu an yapmış olduğu transferlerle kendi rakiplerinin bir adım önüne geçmiş aynen oldu öyle bence. Kesinlikle. Ben de düşünüyorum. Ben de öyle Eskişehir de şu an bence transfer yapmayacak gibi duruyor. 6 gün kaldı. Zaten hani bütçe olarak büyük sıkıntısı var. Yani Eskişehir'in transfer yapabilmesi için oyuncu da satması lazım. Mehmet Özcan'ın adı çok geçiyor Galatasaray'la falan ama yani kimse de 1 milyon euro vermek istemiyor bonservis olarak. Bence Eskişehir Spor bunu üzülerek söylüyorum. Ya küme düştü bence. Daha ikinci haftadan ya bunu yok, söylüyorum. Öyle söylemeyelim de şöyle. Küme düştü demeyelim de düşmenin büyük adayı. Ama eksi 5 puanla başlamak hani ya tabii ki büyük bir dezavantaj ama eksi hani 6 ile başlayıp şu an eksi 5'teler ilk haftaki beraberlikten ama ligde kalma yolunda bir puanın bile çok önemli olduğu bir ortamda eksi puanla lige başlamak bence küme düşmüş anlamına geliyor. Kesinlikle çok büyük bir sıkıntı ama en azından Eskişehir yönetimi bir hamle yapabilirse belki bir... O konuda Fuat Çapa'nın geçen hafta bir açıklaması oldu biliyorsun. Ben oyuncular hakkında
rapor verebileceğim bir yönetim bile yok dedi. Ya durumun vehameti ortada. O yüzden Eskişehirspor bence önümüzdeki sezon 2019-20 sezonu bu sezon malum. 2020-21 2021. sezonunu da ben TFF ikincilikle mücadele edeceğini düşünüyorum. Ya inşallah bakalım nasıl olacak ama Ama çok inşallah zor, bu imkansız sıkıntılar gözüküyor. atlatırlar, yani sıkıntı dediğim maddi sıkıntılar. Çünkü takımların belini büken bunlar ve ayrıca Eski yönetimlerin hatasını bu aynen takımların başında her zamanda zaman çekiyorlar. yönetimi olarak sıkıntılı insanlar oluyor. Ben her Aynen. zaman söylüyorum. Yani babasının şirketi gibi yönetmeye çalışan insanlar olduğu sürece bu takımlarımız bu sıkıntıları aşamayacaktır. Yok olmaya maalesef Maalesef. mahkum duruma Mahkumlar. geliyorlar. Bir de son olarak pazar akşamından Bursaspor Akhisar mücadelesini değerlendireceğiz. Akhisarspor mücadelesi. Bursaspor dün tamamen genç ağırlıklı oyuncularıyla oynadı biliyorsun. Kubilay tecrübeli oyuncu olarak var sadece. Abdullah Şeyhu ve Yani Atanasov vardı. İki yabancı artı Başka Kubilay. yok zaten. Başka da yok. Bir de kaptan Onur var biliyorsun. 4 oyuncu. 2 yabancı, 2 tecrübeli Türk. Artı 7 tane genç oyuncu vardı 11'de. Kulübede de hep genç Türk Genç oyuncular oyuncular var daha vardı. çok. Ali Akman zaten çok övülen bir oyuncu Bursa medyası tarafından. Genç oyuncu ilk kez ilk 11'de bir maça başladı. Çok iyiydi. Ve golünü de attı. Daha 17 yaşında. 2002 doğumlu Ali ve ilk maçından hani golünü buldu. Ayrıca da Bursaspor'un hani defansı Sedat iyi performans sergiledi. Onu söyleyebilirim çok rahat. Atanasov'u beğendim ben. Geçen sene scout ekibi onu takıma Aynen. aldırmıştı. Zaten Samet Aybaba vardı geçen sene takımın başında. Gerçekten saçma sapan kadrolar kuruyordu sürekli. Çok oyuncuyu mundar etti takımda Ya zaten gerçekten. Samet Aybaba'nın gittiği her takımda böyle sıkıntılar yaşanmıştır Aynen ki öyle bunu en son kesinlikle. Beşiktaş'ta gördük Yani zaten. Sivas Spor'da bile elinde Robinho ve Aruna Kone varken sürekli şikayet eden bir antrenörden bahsediyoruz. Hani Kesinlikle. Bursa Spor'un küme düşmesinde çok büyük payı vardı Samet Aybaba'nın. Ben Yalçın Koşukova'yı çok beğendim dün. Takımı gayet çok güzel yönetti. Akhisarspor için ise şunu söyleyeceğim. Ne Bertuğ Bayar'la ne Hadziç'le forvet hattı bitmez bir sezon boyunca. Kesinlikle bir tane golcü lazım oraya şart. Ergin Keleş de bir forvet değil bence. Hani Zaten golcü açık anlamında. oyuncusu zaten Oyuna daha çok. girdi sürekli kanada kaçtı zaten Aynen. Ergin. Topları orada almaya çalıştı. Bursaspor altın değerinde bir 3 puan aldı. Sen nasıl buldun iki takımı? Dün Burhan Eşer Akhisar'da en çok çabalayan oyuncuydu. Dün biz daha doğrusu geçen hafta Akhisar'ı biraz ön planda gördük. Çünkü Bursaspor'un kadro yapısından dolayı. Ama Akhisar'ın da forvet hattında büyük sıkıntı var. Zaten Hatice'ye biz söylemiştik. Tam bir Yetmez forvet değil, diye. yetmez. Onun dışında da sol kol Çıkalişi var Akhisar'da ama zaten şu Kullanılmıyor. an değerlendirilmiyor. Yani böyle oyuncu alacağına veya bunun üzerine bence büyük ihtimal bir forvet daha gelecek gibi duruyor. İki forvet. İki forvet alacağına ona verdiğin parayı çok sol kol Çıkalişi'ye versen hem daha çok verim alırsın hem ne Aynen alacağını öyle. bilirsin. Çünkü en azından tecrübesi daha Ya bu fazla. ligde takımı çok rahat uçuracak bir oyuncu Kesinlikle. çünkü. Onun dışında Akhisar'ın bence şu an orta sahası gayet iyi. Özellikle Burhan Eşer çok iyi oynuyor. İlerleyen Ya orada Raşan'ın çok önünde. tecrübeli oyuncular var. Aykut Çeviker, Eray Ateseven, Bjarna Son, Aynen. Erhan Erhan Çelenk. Çok Çelenk. iyi oyuncular Çok var iyi orada. oyuncular var. Ayrıca defansa Vrsevic var biliyorsun. Dün Vrsevic Sabek. yedekti. Aynen. Kostalić kadroda bile yoktu zaten. Kostelic Bazı bence büyük ihtimalle eksikleri gidecek gibi vardı. duruyor. Ben kaldığını Geçen düşünüyorum sezon geldi komple biliyorsun takımda. devre arasında. Takım kümeye düştü. Ya çok garip kırmızı kartlar görebilen bir Evet. stoper. Takımı yakmıştı Süper Lig'deki zaten bazı maçlarda. Fenerbahçe maçında atılmıştı. Şeyde de atılmıştı Rize Rize maçında deplasmanında. atıldı aynen. İki kırmızı kartı büyük sıkıntı oldu onun için. Yani Akhisar'ın kesinlikle forvet alması lazım. Bursaspor kazandı maçı. Balıkesir'in Erzurum'u yenmiş olduğu gibi aynı şekilde ama yani Bursaspor için de durum çok sıkıntılı görüyorum Transfer ben. tahtası açıldı. Ben şöyle düşünüyorum. Bursaspor'un gençleri gelecek vaat ediyor. Kesinlikle. 5 tane tecrübeli oyuncu alırsa 4-5 tane Bursaspor o oyuncuların yanına monte ederse bence ligde kalır. Peki alabileceğine inanıyor musun? Yani şu an 6 gün kaldı. Hani tamam tahta açıldı ama ne kadar iyi oyuncu Şöyle bir alabilecekler? şey olabilir. Süper Lig'de kadrosu çok kalabalık ama forma şansı veremeyeceği oyuncular olan birçok takım var. Mesela şöyle söyleyebilirim sana. Galatasaray'da genç yetenekli Türk oyuncular var. Ama süre alamayacağı belli. Bursaspor şöyle söyleyebilir. Diyebilir ki siz bize bir sezon boyunca verin. Ben bu oyuncuyu 34 maçın 25'inde en az oynatacağım. 20'sinde. Hem Galatasaray kazanır mesela hem Bursaspor ya da Fenerbahçe'den olur. Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, Anadolu kulüplerimizden biri olur. Oradan alır Bursaspor oyuncuyu. Hem Bursaspor kazanır. Win-win gibi bir şey olur. Hani iki taraf da Kesinlikle ben de öyle kazanır. düşünüyorum ama Ben öyle o bile bakıyorum şu an olaya. çok zor gibi E gözüküyor. Hani kiralık kim alabilir gelecek çok Bursa rahat. Spor'a Ya bu 5 durumda? oyuncu alırsa buraya hani iş yapabilecek. Zaten iyi genç oyuncuları var. Ali Akman'ı ben çok beğendim dün. Gerçi çok övülüyordu. Bir de Gelecek vaat ediyor şu an Karagümrük için. maçında Emirhan çok iyi oynamıştı biliyorsun orta sahada 5 numara. Bu maçta da gerçekten çok iyi oynadı. İkinci golü de o attı.
iş yapacak. Zaten biliyorsun Bursaspor altyapısı Türkiye'nin en iyi altyapılarından biri her zaman. Altın Ordu'yla Çok iyi beraber. oyuncular çıkardı. Özlüce'de çok iyi isimler çıktı Bursaspor'un altyapısından, efsane oyuncular. Ben Bursa'nın genç oyuncularının yanında 4-5 tane tecrübeli oyuncu enjekte edebilirse kadroya, takviye edebilirse ben ligde kalabileceğine inanıyorum. İnşallah yapabilirler. Ben de öyle. İnşallah. Çünkü çok köklü bir camia Bursaspor. Kesinlikle bu durumları hak etmiyor. Kesinlikle bu Yine ligde olmayı dediğimiz hak gibi etmiyor. hani kulüpleri babasının şirketi gibi gören ve ayrıca yönetim kurulunda almış olduğu yanlış kararlar. Hani doğru insanı, işi bilen insanı, daha doğrusu futboldan anlayan insanı kulübün başına getirsen bu Aynen. gibi sıkıntılar yaşanmaz. Ya futbol topunu gördüğünde bomba diye karakola götüren insanlar yönetimlere gelirse, ki Bursaspor'un durumu biliyorsun, merhum başkan İbrahim Yazıcı'dan sonra maalesef Bozuldu. çok bozuldu. Onun olduğu dönemde her şey mükemmel gidiyordu bu kulüpte ama Ali Yayın geldikten sonraki döneminden itibaren kulüp resmen zaten battı, Kulübün kasası soyuldu resmen soyuldu diyebiliriz. bence. Çünkü Aynen yaklaşık öyle. 40 milyon euroya yakın bir gelir elde Transfer edildi. girdisi elde Bakan bunlar edildi. 8-9, Ozan Tufan aynı şekilde. Recep Bölükbaşı döneminden itibaren, ardından da Ali Ay geldi Aynen. biliyorsun. Sürekli Bursaspor eksiğe düştü. Teknik sektör seçimleri de çok yanlıştı. Süper Lig'de özellikle. Hamza Hamzoğlu, Samet Aybaba. Kesinlikle. Hani takıma bir şey katacak değil de Takımı sürekli baltalayacak. götürecek. Aynen. Mehmet Zeki Çelik gibi bir oyuncu bedavaya kaçırıldı biliyorsun. Hamza Hamzoğlu bundan bir şey olmaz dedi amiyane İstanbulspor'a gitti. tabirle. İstanbulspor'dan zaten Lille Lille gitti. gitti 2,5 milyon mesela. euro. Aynen. Hani çok yanlış. Hatta geçen sene Bursaspor scout ekibi Yalçın Koşukava Süper Lig'deyken Bursaspor'u önermişti ama bu sene geldi Yalçın Hoca, ki zaten İstanbulspor'la çok başarılı sezonları var. Antrenman bilimleri falan, metotları çok iyi olan bir hoca. Bursaspor bu sene Yalçın Hoca'yı tercih etti. Ben bu genç oyuncuların yanında birkaç enjekte olursa ligde kalabileceklerine inanıyorum. Başta Ali Akman gibi çok değerli genç oyuncular var. Yani Türk futboluna bu sene iyi oyuncular Kesinlikle kazandırılacak gibi. katacaklardır. Dediğin gibi bir 4-5 takviye gelirse en azından biraz daha baş edebilirler diğer takımlara. Aynen Ama şu an öyle. için çok zor. Biz programı pazartesi çektiğimiz için bu karşılaşmanın sonucunu çarşamba konuşacağız. İstanbulspor Altay maçı bugün haftanın kapanış mücadelesi. Pazartesi günü kapanıyor ikinci hafta TFF 1. Lig'de. İstanbulspor geçen hafta biliyorsun Erzurum deplasmanında 2-0 öne geçip skoru koruyamadı. 2-2 bitti ama 1 puanla dönmeyi başardı. Bu ligin en mütevazı ekiplerinden biri biliyorsun. Kesinlikle. Altay ise biz İki biliyorsun. tane yabancı oyuncusu var sadece. Aynen. O da zaten biliyorsun. Daha önce daha attı Biri derden Süper oynamış oyuncu. Aynen. Amatör'de Oradan oynamıştı. beri devam Etoga. ediyor. Aldin Kayış ise zaten Eskişehir'den, Elazığ'dan Aynen. tanıdığımız bir oyuncu. Yani şeyi koruyorlar. Ana kadroyu Aynen koruyorlar. öyle. Mütevazi bir Geçen kadrosu var. seneki Türk oyuncular duruyor. Onur Kesinlikle. Ergün gibi böyle. Duhan Aksu gibi. Lille gitmedi Duhan biliyorsun. Öyle Aynen. haberler Bir çıktı haberi ama vardı. takımda Kaldı. kaldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen bir Yani oyuncu. o da zaten erken bence şu an Biz ilk ligdesi. hafta biliyorsun Altaylı taraftarlardan çok tepki almıştık. Aynen. Ama Daha doğrusu Altay'ın şöyle oldu. Altay taraftarları bize yani ilk maçtan önce biz dedik kadro kalitesi olarak şu an geniş düşükler değil. biraz. Genişler, rotasyon dar. Dar. Hani ona biz vurgu yaptık ama bize 18 yıllık gazeteciler işte spor Aynen. Bayağı yazarları tebrik tepki gösterdi. geldi. Hani biz burada Altay veya şehri Ya biz burada kötülemedik. hiçbir takımın düşmanı değiliz. Ya da hani şöyle bir şey var. Nasıl desem, kadro neyse biz onu Aynen. konuşuyoruz. Öyle. Altay'ın da kadrosu aslında çok iyi. Yani ilk 11'deki oyuncular çok iyi. Ben zaten her Rotasyonu zaman zayıf ama söylüyorum. Ama Altay'ın. rotasyonu çok zayıf. Özellikle zaten Flavia Paxio bence şu an TFF 1. Lig'in en iyi forveti. Ben öyle söylüyorum. Paixão. Pardon, Marco Paxio kardeşini söyledim bir Aynen. anda. Onun dışında Altay'ın en azından orta saha ve forveti ayrıca bir de sol beke kesinlikle takviye yapması lazım. Rotasyon anlamında Geçen hafta kesinlikle şart. biliyorsun sol bek oyuncusu Özgür sakatlandı. Sağ bekten oyuncu geldi. kırmızı kart gördü. Aynen. Yerine giren oyuncu sağ Sağ bekini bek alterle. oyuncusu. Normalde sağ bek oyuncusu sola geçti. Aynen büyük Mustafa sıkıntı. Murat Uslu girdi orada. O sağ bek oyuncusu ama sola geçti. Aynen öyle. Alternatifsizlikten. Ya ilk 11 gerçekten iyi. Kapel Kesinlikle. gibi, Leandrinho gibi, Kutsi Kutsuya Latatos gibi. ama kulübede sıkıntı var. Abdülkerim gibi önemli bir stoper var ilk 11'de ama Altay'ın kulübesi dar. Ben bu maçı biraz beraberliğe yakın görüyorum. Ben de Sen öyle ne görüyorum. düşünüyorsun? Ben hani İstanbulspor'da çok mütevazi kadrosu var. Kesinlikle. Altay'ın da kadrosu biraz dar. Bir de deplasmanda Ama oynayacak. Altay sanki bir adım önde gibi Altay ben kadrolara de diyorum bakınca. zaten 151'e 149 önde. Ama maç büyük ihtimalle beraberlik gibi kokuyor. Ben Altay'ın yenilmeden İzmir'e döneceğini Ben düşünüyorum. de öndeyim. Hani böyle nasıl desem 1-1, 0-0 veya 1-0'lık 2-1 kazanabilir galibiyet. ya da 1-0 öyle Ben düşünüyorum. de öyle Bana öyle düşünüyorum. geliyor. Artık programı kapatmak üzereyiz. Senin son olarak söylemek isteyeceğin bir şey Son var eklemek mı? istediğim bir şey yok. Buradan bütün yine takımlara ve taraftarlara söylüyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Özellikle kanalımıza abone olmaları, Aynen. yorum yazmaları, beğeni yapmaları ve abone ol butonu yanında yer alan zilden bildirimleri açarak Anında bütün almak videolarda isterlerse anında
Yani şöyle, biz Anadolu takımlarının taraftarlarından özellikle çok destek bekliyoruz. Hani her hafta programımıza zaten bu takımlarımıza yer veriyoruz. Yer vermeye de devam edeceğiz. Artık bugünkü programımızın sonuna geldik. Sana ayrıca çok teşekkür ederim. Bir şey ederim. Daha söylemek istiyorum. Geçen hafta bir sakatlık olmuştu biliyorsun Süleyman Koç'un. Evet. Tekrardan söyleyelim. Umarım bu hafta da tekrardan bir sakatlık İnşallah olmaz. Sezonun son maçı oynanacak. Haftanın son maçı oynanacak. Bundan sonraki hafta zaten biliyorsun mini maç arasına gireceğiz. Üçüncü hafta oynanacak. 1 Eylül'den sonra 2 hafta milli maç arası milli var. Milli maç arasına gireceğiz. Umarım bir sakatlık olmadan oyuncular milli maçlarına, yani milli takımlarına gider. Sana teşekkür zaten ediyorum. Zaten o ilk 3 hafta bittikten sonra o hafta maç olmadığı için biz ilk 3 hafta için bir program yapacağız. Hani ilk 3 haftada bir genel değerlendirme yapacağız TFF 1. Lig için. Zaten şöyle olacak. Haftaya pazartesi günü biz bu hafta oynanan o, yani şöyle daha doğrusu. 3. haftanın maçlarını çarşamba değerlendireceğiz. Gibi biz 3. hafta maçlarını değerlendireceğiz. Ondan sonraki pazartesi günü sonuçlarını değerlendireceğiz. Tekrar önümüzdeki çarşamba da, yani o pazartesiden sonraki çarşamba da 3 haftaya genel bir bakış yapacağız. Aynen. Hani hayal kırıklığı olan bir takım var mı? Düşük performans. Kesinlikle. Hepsini konuşacağız, sürprizleri. Ayrıca zaten o zamana kadar transferler de tamamlanmış olacak. Biraz da onların üzerinden oyuncularla ilgili bilgi vereceğiz. Son kadroları komple konuşacağız. Ocağa kadar takımlar çünkü o kadrolarla oynayacaklar. Aynen. Daha ekleme olamayacak. Çok teşekkür ederim. Ağzına teşekkür sağlık. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Dileğiyle. Trivela Spor YouTube kanalında bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız ve ayrıca videolarımızın altına da bol bol yorum ve görüşlerinizi yazmanız. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi günler.